Kamer Plaza'dan herkese merhaba. Ben otomotiv danışmanınız Ümit Mankan. Sizlere bugün yeni bir ürünümüzü tanıtmaya çalışacağız. Ama bu yılın Hyundai için çok hızlı bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. Yeni i20, makyajlı Kona, yeni Elantra, Bayon, yeni Tucson ve karşımızda Santa Fe. Evet, Santa Fe Kamer Plaza'da dedik. Santa Fe 2000 yılında ilk kasa olarak gelmişti. Amerika pazarı aslında düşünülerek daha çok yorumlanmıştı. Ama şu an 5. nesil kasa gelmiş durumda ve Türkiye'de 2020 yılında bu kasa tasarlandı ve şu an Kamer Plaza'da misafirlerimizi bekliyor. İşçilik ve kalite üst seviyede bir otomobilimiz Santa Fe. Türkiye'ye sınırlı sayıda geldi ve bu ürün Kamer Plaza'da misafirlerimizi bekliyor. Bu ürün çok yeni bir teknolojiyle beraber sizlere 1.6 benzinli turbo 180 beygirlik motorumuz var. Çift kavramalı şanzıman gelecek. 265 tork gücünde. Ama burada hibrit motorla beraber aracın beygir gücü 230 beygir bulacak. Çevreci ve yakıt ekonomisi de gayet iyi. Burada ürünle ilgili yakıt ortalaması da 6.1, yani şehirler arası, şehir içi yakıt verisi ortalaması karşımızda olacak. Evet, burada 1.6 benzinli hibrit destekli motorumuzdan bahsetmiştik. Yusuf kardeşim, istersen böyle yaklaşabilirsin. En azından misafirlerimize de bunu görme olanağı sağlayalım. Çünkü her plazada bu ürün yok. 1.6 180 beygir dedik. Hibrit desteğiyle beraber 230 beygir buluyor olduğunu paylaştık. Burada 0-20 km hız aralığında tamamen ilk çalışma prensibi elektrikli motorla devreye giriyor. Elektrikli motorun akabinde içten yanmalı motor, yani benzinli motorumuz, sistem devreye geçiyor. Burada bataryanın doluluk oranı %50 ve üstünde ise hibritten devamlı, yani elektrikten devamlı takviye alıyor ve yakıtı düşüren, çevreyi kirletmeyen, daha doğayı koruyan bir araç olarak öne çıkıyor. Ama bataryamızın doluluk oranı %50 ve altına geldiğinde tamamen orada içten yanmalı motor, yani benzinli motorla beraber şarj ve bataryanın doluluk oranını artırmaya çalışıyor. Evet, çok keyifli ve konforlu. Yani bir yeni bir oyuncağa binmiş hissi alıyorsunuz. Hani böyle mutlu, hani böyle enerjik bir karşılıyor sizi araç ve bir kalite ve konforu hissedebiliyorsunuz. Hayalet göstergeyi görebiliyoruz. Navigasyon ekranımız direkt sürücü odaklı ve net. Burada dijital klima panelimiz, 3 bölümlü klima. Hani hem bu bölüm için hem arka bölüm için düşünülmüş. Sürüş modlarımız, buton vites panelimiz, soğutmalı ve ısıtmalı koltuk seçeneklerimiz. Tamamen kişiye özel. Kablosuz şarjla ilgili çok güzel bir detay düşünülmüş. Kablosuz şarjla telefonunuz buraya sabit, tamamen oturuyor. Çok güzel bir detay. Ses yapmıyor, en azından arabanın içinde sessiz ve konforlu bir olanak sağlıyor. Burada baktığınızda F1 şanzıman, yağmur sensörü, far sensörü, hız sabitleyici, Bluetooth, şerit kontrol sistemi, acil fren destek sistemi, yani güvenlik, onama yastığı, hani detaylar saymakla bitmiyor. Cam tavan, sunroof, deriyi bile dokunduğunuzdaki kalite hissi çok güzel ve inanılmaz derecede hissedebiliyorsunuz. Yani Santa Fe için Hyundai markası D SUV sınıfında hiçbir şeyden kaçınmamış. Her şeyi cömert bir şekilde misafirlerimize sunmuş. Evet, Santa Fe ile ilgili detaylar saymakla bitmeyecek gibi. 7 kişilik bir araç. 7 kişilik bir araçta da tabii daha konforlu bir şekilde arka geçişleri düşünülmüş. Hemen sağ taraftaki koltuğumuzu aldığımızda burada kişiler arka bölüme geçebilir. Rahat bir şekilde 7 kişi seyahatlerini de yapabilir. Burada yine aynı şekilde koltuğumuzu geri getirmeye çalışacağım. Baktığımız şu bölümde, ben geleceğim şöyle aracın içine. Sürücü koltuğu elektrikli hafızalı demiştik. Yan yolcu koltuğu da istediğiniz gibi ileri geri ve sırt bölümünü ayarlayabiliyorsunuz. 220 wattlık soket, şarj kabloları, havalandırma paneli burada da mevcut. Yani bakıldığında çok keyifli. Uzun yol yapabilirsiniz. Yolculuklarınız konforlu olabilir. Baktığınızda genişlik çok iyi. Hani araç size o kadar böyle geniş bir alan sunuyor ki. Hani 5 kişiyseniz, 7 kişiyseniz ihtimal ve olasılıklar tamamen sizin özgürlüğünüzde. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ümit Bey, şuradaki elektrik 200 volt dediğiniz, oraya priz, evet, takılıyor sanırım. Tabii tabii, priz takılabilir. Hani bilgisayar, şarj vesaire ciddi şekilde burada yani... Doğayla ya da uzun yolculuklar ya da uzun seyahatlerde ürün Santa Fe sizlere kolaylıklar sunmaya çalışıyor. 1.6 benzinli turbo 230 beygirlik Santa Fe'miz. Şimdi arka bölümündeyiz. Burası da çok önemli. 7 kişilik diyoruz. Bakalım, akıllı bagaj kapağımız sizler için standart olarak geliyor. Burada
küçük bir detay belki ama dediğim gibi her plazada yok. Kamer plazada var. Santa Fe şu an inceleme imkanı sağladık. Elektrikli motorla ilgili akü bu bölümde yer alıyor. Şimdi burada Yusuf şunu yapabiliriz. Kişi eğer bagaj ihtiyacı var ve 5 kişilik bir seyahat durumu söz konusuysa şöyle yapacağım. İzninle. Buradan hemen geniş bir bagaj imkanı sağlayacağız. 571 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor. Burada detaylar var. Biraz yaklaşmanı rica edeceğim. Arka koltuklar kullanılır olduğunda, 7 kişilik olduğunda bardaklıkları düşünülmüş. Bak hemen sol tarafa da dönebilirsin belki. Evet. Ürünle ilgili arka koltuklarda katlanabilme düşünülmüş ve burada 800 litrelik bir bagaj hacmi elde edilme imkanı sağlanıyor. Aynı zamanda 3 noktada havalandırma paneli var dedik ya, arkadaki araçta olan kişilerle ilgili de havalandırma olanağı, şarj olanağı 12 wattlık elektrik soketi sağlanmış durumda. Yani ürün dolu dolu yani o kadar çok dolu ki, o kadar çok seçenek var ki, imkan var ki, hem teknolojik mükemmel bir otomobil, mükemmel bir SUV oldu. Koltuklarımızı katlamıştık, tekrar geri haline getirdik. Mesela burada şu şekilde de isterseniz tamamen 5 kişilik bir otomobil oldu ve sizin için de bu şekliyle, evet, şu an baktığımızda tamamen 5 kişilik bir otomobil keyfiyle geniş bagaj imkanıyla 571 litre bu imkanı alabiliyorsunuz. Ben arka koltuklarla ilgili birkaç bir şey daha göstermek istiyorum. İstersen böyle buyur. Evet, sizler için yani Santa Fe'de askılıklar, cepler, arkadaki yetişkinlik seviyesi biraz daha fazlaysa, 7 kişi kullanacaksak eğer, alt bölümden koltuğunuzu biraz daha öne alabilirsiniz ki ön taraf daha geniş, daha ileri alabilir. Yani kendi aile yapınıza göre istediğiniz gibi bunu düzenleyebilirsiniz. Bunların hepsi var. Tabii ki uzun yolculuklarda düşünülmüş, arkada koltuklarda da ısıtma mevcut. Perdelerimiz düşünülmüş burada. Görüyorsunuz. Yani Santa Fe'de yok yok. Evet, 5. nesil Santa Fe dedik. 5. nesil Santa Fe'de aracımızın uzunluğu 15 santim uzadı. Genişliği 10 santim genişledi. Ve 5 santim de yükseklik olarak yükseldi. Yani burada ebatlar olarak misafirlerimize daha da böyle geniş bir araç ve konfor sizlere sunulmuş olacak. Santa Fe modelimizde 4x4 özelliğimiz mevcut demiştik. 4x4 ile ilgili Eco Mode'da aracın çekiş sistemi %80'e %20'lik bir önden çekiş %80, arkadan itme gücü %20'lik bir sistem Eco'da kullanılıyor. Mesela Sport Mode'da daha performans, daha agresif, daha zorlamak istediniz. Burada %50'ye %50 eşit bir dağılımla o parkuru geçmenizi sağlıyor. 4 tane renkle ilgili iç döşeme ayrıcalık sunulmuş durumda. Bu üründe Krell ses sistemi kullanılmış durumda, etkili bir ses sistemi. Bluetooth telefon tanımlama özelliği çoklu bağlantı olanağı sizlere sağlıyor. Yani bir telefon değil, iki telefonu aynı anda bağlayabiliyor ve kullanabiliyorsunuz. Şimdi uzaktan kumandamızda da şöyle göstereceğim. Araçla ilgili uzaktan akıllı park yardım sistemi mevcut. Burada bir seferde 7 metre hareket edebiliyor. Ve siz aracın yanına 4 metre yakın olduğunuzda komut verebiliyorsunuz. Bu da bilgi olarak paylaşılsın. Maksimum hareket mesafesi de 14 metre oluyor. Yani şöyle düşünün. Bir AVM'de, dar bir yerde kapınızı açamayacaksınız, sıkıntılı bir durum var ve siz aracınıza komut vererek öne çıkmasını ve rahat bir şekilde ayrıca binmenizi gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıyeten de sizlere eklemek istediğim bir şey var. Bu uzaktan kumandayla park sistemini uygulamalı olarak göstermeye çalışacağız bir sonraki videolarımızda. Yine bir bilgi eklemek istiyorum. 0-100 hızlanması 9.1 saniye bu aracın. Hani 1.6 benzinli turbo, 230 beygir, 265 tork gücünde diyoruz ya, bu araçta 9.1 saniye hızlanma var. Evet, sizlere dilimiz döndüğünce Santa Fe'yi anlatmaya çalıştık. Santa Fe ile ilgili videolarımız olacak, uygulamalı. Tekrar Kamertube kanalımızdan takip edin ki en azından orada yeni videolarımızı göreceksiniz. Dua ve temenniyle bu bölüme geçelim. Ne diyoruz? Herkesin sıfır bir otomobili olsun. Hyundai'den olsun, Kamer Otomotiv'den olsun diyelim. Ben otomotiv danışmanınız Ümit Mankan. Hoşça kalın, saygılar, sevgiler.